Merhaba, bu videoda Ceç Kastriyot İskender yani İskender Bey'den bahsedeceğiz. Peki İskender Bey kimdir? Basitçe şöyle özetleyeyim. İskender Bey Arnavutların ulusal kahramanıdır ve Osmanlı'ya devşirme sistemiyle alınmış bir Arnavut prensidir. Fakat İskender Bey'in şöyle bir farkı vardır. O yeterli güce ulaştığı zaman Osmanlı'ya isyan etmiş ve bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir yani Arnavutluğu birleştirmeye çalışmıştır ve kahraman olmuştur. Diğer bir deyişle Osmanlı açısından baktığımızda İskender Bey bir haindir ama Arnavut tarafından baktığımızda ise vatanını unutmayan, geçmişine ihanet etmeyen ve özüne dönmeye çalışan bir adamdır, bir liderdir. Bu yüzden de saygı duyulan biridir. Ama biz bu videoda bizden şundan karşı taraftan veya hain veya kahraman gözüyle bakmayacağız. Zaten tarih genelde böyle yapıyor. Osmanlı kendi tarihini kendi politikasına göre aktarıyor. Arnavutlar da kendi tarihini kendi görmek istedikleri şekliyle aktarıyorlar. Yani tarih zaten bir bakıma taraf tutulan bir alan. Bu yüzden bizim taraf tutmaya ihtiyacımız yok. Ben bu video için Roman, İngiliz, Osmanlı, Yunan İtalyan. Birçok kaynağa baktım ve Arnavutluğun resmi tarihini de inceledim ve gördüm ki genelde aktarılan rivayetler çelişiyor. Kimi taraf birini kahraman yapıyorken öteki taraf şeytanlaştırıyor. Bu yüzden ben bu tür politikalara girmeden tarihte neler yaşanmış ve nasıl bu tarih aktarılmış bunu aktarmaya çalışacağım. İzleyenler zaten kendi kararını kendi verecektir ve kaynakları da videonun açıklama bölümüne yazdığım için merak edenler kendileri de araştırma yapabileceklerdir. Tabi İskender Bey'den hemen bahsedemeyeceğim çünkü anlaşıldığı üzere ben bir Arnavutum ve Türkiye'de yaşıyorum ve Türk vatandaşı olmaktan da gurur duyuyorum. Aynı zamanda Arnavutluk vatandaşlığım da var. Yani bu iki ülkeye de bağlıyım. Ve ne söylersem söyleyeyim kesinlikle birisi taraf tutuyor. Objektif değil bilmem ne falan diyecek. O yüzden şahsi görüş katmadan tamamen belgeye dayalı gideceğim için size en azından İskender Bey'den sonraki Arnavutluğun durumunu ve bugün Arnavutluğun Osmanlı ile olan problemini bir aktarmam gerekiyor. Yani gerekli ön bilgileri vermeden 600 yıllık bir tarihi anlatmak mümkün değil. Ve zaten 15. yüzyıldan beri yani İskender öldüğünden beri Arnavutluk Osmanlı'ya tabi oldu ve esasında Arnavutluğun ve Osmanlı'nın tarihi iç içe yazıldı. Bu yüzden zaten Osmanlı'yı ötekileştirmek mantıklı bir davranış olmaz. Ama böyle yapanlar var. Bu yüzden de ben devşirme sisteminden, Arnavutluğun tarih yazımından ve Osmanlı dağılmadan önceki Arnavutluk ve Balkan politikalarından bahsetmek zorundayım. Ha bir duyuru yapayım. Eğer izlemediyseniz daha önce paylaşmış olduğum Arnavutların tarihi videosuna da bir göz atsanız iyi olur. Çünkü o videoda İlirya Krallığından başlayıp İskender Bey devrine kadar Arnavut toplumunun hangi aşamalardan geçtiğini ve Arnavutların hangi savaşları gördüğünü aktarıyor. Dolayısıyla bu videoyu daha iyi anlayabilmek için o videoyu izlemiş olmak şart. Öncelikle Birinci videoda da anlattığım üzere Arnavutluk'ta tarih yazımı 1912'de bağımsızlığın elde edilmesiyle başladı. Fakat ülke yeni kurulmakta olduğu için askeri problemler, ekonomik problemler, politik problemler derken tarihçilik biraz boşlandı ve gerçek anlamda tarih yazımı anca 1950'lerde gelişebildi. Fakat bunlar da Balkan Savaşı gibi bir takım acı olaylar yüzünden Osmanlı'yı hatırlayan ve Osmanlı'dan soğumuş olan tarihçiler tarafından yazıldığı için Arnavutluğun ders kitaplarında bile Osmanlı pek de iyi gösterilmedi. Ki dediğim üzere zaten bunu hemen her ülke yapıyor. Yani bu Arnavutluğa has bir şey değil. Yani esasında son zamanlarda Osmanlı ve Balkanlar arasında bir kopukluk yaşandı ve bütün Balkanlar Osmanlı'ya cephe aldı ki zaten Osmanlı da aynı şekildeydi. Ama illa da Arnavutluğun tarafından bakmak gerekiyorsa şunu örnek gösterebilirim. Arnavutlar savaşçı ve bir bakıma yetenekli bir millettir ve Osmanlı'ya da onlarca paşa, devlet adamı, elçi, diplomat ve asker çıkarmışlardır. Yani Osmanlı'da önemli mevkilere gelmişlerdir. Bunların onlarca örneği var. E bu kadar önemli insan çıkarınca illa ki bunlardan bazıları isyan etmek, karşı gelmek veya Osmanlı'ya direnmek istiyor. Yani Arnavutlar Osmanlı'ya epey yardımcı oluyor, epey sağlam adam çıkarıyorlar ama diğer yandan da epey bir hain çıkarıyorlar. Yani yeterli gücü ele geçirdiği zaman Osmanlı'ya isyan çıkaran tek Arnavut İskender Bey değil. Kavalalı Ali Paşa gibi... Tepe Delenli Ali Paşa gibi birçok isim sayılabilir. Haliyle Osmanlı Arnavut halkına karşı her zaman temkinli oldu. Bazen Arnavut halkı Osmanlı'ya gerçekten de yardımcı oldu ve Osmanlı yükseldi. Bazense Arnavutlar isyan çıkardı, problem yarattı ve Osmanlı'ya zarar verdi. Bu yüzden de Osmanlı Arnavutlardan bir iki tane iyi adam çıktığı zaman Arnavutlarla iyi geçindi. Bir tane hain çıktığındaysa bütün halka bir bakıma eziyet etti veya zorluk çıkardı. İşte Osmanlı'nın son zamanları da maalesef Balkanlarla iyi anlaşılamayan bir döneme denk geliyor. Örneğin 19. yüzyılda Osmanlı hakimiyeti altındaki Arnavutluk'ta Arnavutça eğitim verilmiyordu ve bunun sebebi Arnavutluk'taki milli kimliğin kırılmasının istenmesiydi. Ve bu bir tek Arnavutluğa yapılan bir şeydi. Diğer bölgelerde öyle bir problem yoktu. Ve bakın bu bugünkü Kürtçe eğitim vermiyor olmakla aynı şey değil. Yani işi oraya getirmiyor. Çünkü bugün Türkiye içinde direkt Kürdistan diye bir yer yok veya Türkiye Kürdistan adı altında bir bölgeyi fethetmedi. Yani zaten Kürdistan olan bir bölgeyi ele geçirip de bundan sonra burası Türkiye'dir demedi. Zaten öyle bir şey yoktu. Ama Arnavutluk hep Arnavutluktu. Ve zaten Arnavutluk kelimesi bile Osmanlı'nın verdiği bir kelime. Arvanit ili, Arvanit yurdu yani Aryanlar, Aryanitler ilk videomda anlatmıştım. Dolayısıyla bu bambaşka bir şey. Arnavut halkı milli duyguları dini duygulardan daha ağır basan bir halktır ve gerçekten de milliyetçidir. Yani bu halkın milliyetini kırmaya çalışmak zaten 400 yıldır beraber yaşadığınız bu topluma ihanettir. Eğer öyle bakacaksak doğruyu konuşmak lazım. Ki Arnavutluğun sloganı bile zaten o Samir meşen Yani iyi ki Arnavut'um. Bir bakıma ne mutlu Türk'üm diyene demek gibi bir şey bu. Özetle Arnavut halkını bir tek devşirelim, onlardan asker çıkaralım, savaştıralım, ölüme gönderelim veya başarılıysa memur yapalım, kalan kısmını da çok da sallamayalım. Mantığı ters tepti ve 19. yüzyılda Prizren Ligi diye ifade ettiğimiz yeniden doğuş yani Rilindia hareketleri başladı. Zaten biliyorsunuz Fransız devrimi ile beraber milliyetçilik anlayışı bütün dünyada yaygınlaştı. Ve Osmanlı da yine Osmanlıcılık akımıyla insanları kendine bağlamaya çalıştı. E bunu yaparken diğer ırkları, milletleri, diğer dilleri yok saymak ters tepecektir. Ki öyle de olmuştur. Bu yüzden de Balkanlar ve Osmanlı iyice düşman hale gelmişlerdir. Başka şekilde söylersek Balkanlar 1800'lerde çok boşlanmıştır ve ihmal edilmiştir. Hatta çok meşhurdur sahada kazanılan savaşlar masada kaybedilmiştir ve bunun bedelini Balkan halkı ödemiştir. Berlin Kongresi'nde Ulşin'in Karadağ verilmesi ise son radde olmuştur ve Balkanlar'da bizi düşmana sattılar şeklinde sloganlarla bir takım isyanlar çıkmıştır. Hatta Mehmet Ali Paşa gibi yani Karl Detroit gibi Osmanlı devlet adamları Berlin Kongresi'nden dönerken Balkan topraklarında öldürülmüştür. İşte böyle olaylar yaşanınca Osmanlı da Balkan bölgelerine daha çok zulmediyor ve Balkanlarsa daha çok isyan ediyorlar. Ve orta yolu bulmak mümkün olmuyor yani illaki bir yerde zaten Osmanlı ve Balkanlar Ayrışacaktı ve öyle de oldu. Bu yüzden de Balkanlardaki ders kitaplarında Osmanlı hep işgalci, yağmacı, kötü, baskıcı bir rejim gibi gösterildi. Hanedan her zaman nefretle anıldı ve bu bugün bile devam ediyor. Bugün çoğu Balkan ülkesinde Osmanlı ile beraber geçen o 400 yıllık süreç bir esaret dönemi, bir işgal dönemi diye ifade ediliyor. E bir de tarih geç yazılmaya başlanınca ve yazıldığı dönemde de 50'ler, 60'lar, 70'ler yani sosyalizm dönemi olunca tabii ki tarih sosyalizm ışığında ele alınıyor ve gerçek anlamda eğriyi doğruyu ayırt etmek mümkün olmuyor. E Osmanlı'ya baktığınızda zaten bunu anlatmıyorlar ya tamamen onlar hain tük kaka diyorlar ya da hiç bunlarla ilgilenmiyorlar. Zaten Osmanlı'da yazım yayım işleri de gerçek anlamda tanzimatla başladı ve yapılan şeyler de yabancı romanları tercüme etmekti veya yine edebiyat yapmaktı. Bu yüzden pek de tarih bakımından sağlam bir metnimiz yoktu. Son zamanlarda tarihçilik gerçek anlamda gelişmeye başladı. Nasıl ki bugün hala ecdat fantazisi veya Osmanlı torunu muhabbeti dönüyorsa, yani bugün bile Türkiye'de tarih politikaya alet ediliyorsa, aynı şey Arnavutluk topraklarında da yapıldı. Örneğin Enver Hoca başa geçtiği zaman kendisine iki tane lider seçti. Bunlardan birisi İskender Bey'di, diğeri ise Sovyet lideri Joseph Stalin'di. Enver Hoca zamanına kadar Arnavut halkı İskender Bey'i sadece ismen biliyordu, hakkında pek bir bilgiye sahip değillerdi, zaten dediğim üzere eğitim de almıyorlardı ve esasında bütün Osmanlı'da zaten en iyi halinde bile okur yazar oranı %10 civarındaydı. Yani burada özellikle bir cahil bırakma durumundan bahsetmiyor. Zaten Osmanlı kusura bakmayın ama 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda dünyanın gerisinde kalmıştı. Öyle olmasaydı zaten yıkılmasına da gerek kalmazdı. İşte Enver Hoca bu boşlukları fark etti ve kendince doldurmaya çalıştı. İskender Bey'i kendi politikası için bir figür yaptı ve örneğin İskender'in ölümünün 500. yılında yani 1968'de Ovise Pascali'ye dökme bronzdan 11 metrelik bir İskender Bey heykeli yaptırdı. Böylece yeni bir imaj çizdi. Hatta kendisini yeni İskender gibi lanse ettiğini bile söyleyebiliriz. <laughs> İşte bu yüzden bazı insanlar şöyle bir iddia ortaya atıyorlar. İskender Bey gerçekte Arnavut değildi. O Enver Hoca tarafından politik amaçla kullanılmıştı ve şişirilmişti. Gerçekte İskender Bey Sırptı. Tabi bunu söyleyenlerin hiçbir belgesi, hiçbir dayanağı yok. Sadece fantezi yapıyorlar. Ve adam zaten Kastrioti ailesinden geliyor. Baya tescilli bir Arnavut prensliğinden bahsediyoruz. Önceki videomda anlatmıştım. Bunlar bir bakıma Arnavutluğu küçük düşürmek veya kendini yüceltmek için yapılan cahilce hareketler. Ve tabi şöyle bir şey de var dürüst olmak lazım. Eğer İskender Bey Arnavutların ulusal kahramanı yapılırsa onun mücadele verdiği Osmanlı da tabii ki baş düşman yapılacaktır. Yani İskender'in gerçekten de politikaya alet edildiğini ve Osmanlı düşmanlığı için kullanıldığını söylemek lazım. Bunu inkar edecek değilim. Ve hatta şu andaki Arnavut milliyetçiliği bir bakıma Osmanlı düşmanlığına dayandırılıyor. Yani ben Arnavut milliyetçisiyim diyen birisi Osmanlı'ya pek de samimi bir gözle bakamıyor. Ve maalesef bu mantık sosyalist rejim zamanında halka aşılandı. Historia e Popolit Shiptar gibi çok popüler bir kitap serisinde bile Osmanlı yine öteki tarafta gösterildi. Hatta Arnavutluğun ders kitaplarında özellikle 12. sınıf kitabında Osmanlı geri püskürtülmesi gereken yabancı ve işgalci bir yapılanma gibi gösteriliyor. Halbuki bu tarihine ihanettir. Açıkça söylüyor. Osmanlı ve Arnavutluk 400 yıl beraber yürümüşlerdir ve bu tarih bir bütündür. Bunu reddetmek ve Osmanlı'yı düşman göstermek bence nankörlüktür. Bir de şöyle bir konu var, bunu da es geçmeyeceğim. Şimdi Arnavutluk bilindiği üzere tarih boyunca birçok imparatorlukla münasebet kurdu, değil mi? En başta Ilirya İmparatorluğu'ydu, yani özgündü, kendi halkı vardı. Fakat daha sonra Roma hakimiyetine girdi. En son Roma Arnavutluğu Bizans'a bıraktı ve Bizans'tan sonra da zaten bütün Balkanlar Slav akınlarıyla uğraştı. Yani bir değişim yaşandı. En son Arnavutlar tam Arberiya İmparatorluğunu kuracakken Osmanlı geldi ve Osmanlı'ya dahil oldu. Yani hem Hristiyan Katolikliği hem Hristiyan Ortodoksluğu hem Müslümanlık hem de kendine has olan pagan inançlar barındırdı. Bu da halkın dini bütünlüğünü sağlayamadığı anlamına geliyor. Çünkü Arnavut halkı tarih boyunca hep asimile olmayalım, değişmeyelim, kültürümüzden kopmayalım diye bir mücadele veriyor. Ve bu bugün bile devam ediyor. Bugün Arnavut nüfusuna baktığımızda %70'i Müslüman, %20'si Ortodoks, %10'u ise Rumen Katoliği. Bu yüzden şu anda Arnavut halkı hem Hristiyan hem Müslüman hem de Arnavut'ta has olan isimler kullanıyor. Ki bu kozmopolit yapı bize pek de düzgün görünmüyor değil mi? Yani örneğin benim adım Alexi diyen bir Müslüman garip kaçıyor. Halbuki Arnavutluk'ta öyle bir şey yok ve zaten Arnavutluğun kendine has 2000-3000 yıldır var olan isimlerden oluşan bir isim havuzu var. Örneğin benim bütün sülalem Müslüman. Annem, babam, akrabalarım hepsi. Ama benim sülalemde adı Ali olan, Sadri olan, Hanife olan insanlar da var. Aryan, Bardulis, Şikelzen veya Mira gibi Vera gibi isimler alan insanlar da var. Örneğin benim adım Diamant. Ben burada Diamond diyorum ki daha iyi anlayın. Adım yabancı olduğu için insanlar bak işte bu Yahudi, bu Hristiyan falan diyorlar. Alakası yok. Benim adım ve diğer saydığım yabancı isimler Arnavutluğa ait olan ve Hristiyanlıktan da eski olan isimler. Yani yerel. Kaldı ki şu anda Arnavutluk'taki Müslümanlar da o kadar nasıl derler dindar insanlar değiller. Namazını kılan var, orucunu tutan var eyvallah. Ama genelde Arnavutluğun İslamiyet anlayışı Bektaşiliktir. Ve bu Bektaşilik Osmanlı sayesinde yaygınlaşmıştır. Tabi ondan önce yine Arnavutluk İslamiyetle tanışmıştı. 10. yüzyılda 11. yüzyılda yine bir takım Müslümanlar Balkanlarda faaliyet göstermişlerdi. Ama tam anlamıyla İslamiyet'e geçmek veya İslamiyet'i tanımak Osmanlı ile başlamıştı. Esasında şöyle söylesem daha iyi. Arnavut halkı zaten İslamiyet'i biliyordu ama Arnavutluk'ta din bütünlüğünün sağlanması yani Bektaşiliğin bütün ülkeye yayılması Osmanlı sayesinde gerçekleşti. Osmanlı Arnavut halkı sürekli isyan ettiği ve bir bakıma inatçı davrandığı için Savaşla değil de en sonunda din ile asimile etmeye çalıştı ve Balkanları bektaşilikte birleştirdi. Bunu bazen kılıçla yaptı bazense gönül alma politikasıyla yaptı ama ona zaten en son bir daha değinirim. Tabi Osmanlı en başlarda Balkan halkına baya bir imtiyaz tanımıştır. Örneğin şöyle söyleyeyim Stefan Duşan yasalarına göre halk haftada iki gün lordun toprağında çalışmak zorundadır yani bedavaya çalışacaksınız. Ama Osmanlı yılda 3 gün gibi baya böyle hediye diyebileceğimiz bir takım kanunlar koydu. Buna istimalet yani gönül alma politikası diyorlar. Ve ayrıca Müslümanlığa geçtiğinizde Osmanlı size epey bir ayrıcalık tanıyor. Epey bir yardımcı oluyor. Bir takım vergiler düşüyor vesaire. Tabi yine de Arnavut halkı hani parayı görünce din değiştiren tiplerden olmadığı için Bayağı uzun bir süre buna direniyor. Hatta bu direniş İskender Bey öldükten sonra da devam ediyor ve görüldüğü kadarıyla 1520'ye gelindiğinde Arnavutluğun ancak %2'lik bir bölümü Müslüman olmayı kabul ediyor. Ama Arnavutluk gerçekten de zor bir ülke ve Arnavut halkı da öyle oturalım, politika yapalım veya satın alalım diyebileceğiniz bir halk değil. Bu yüzden Osmanlı'yı yaptığı politikalar yüzünden suçlamıyor. Ben de olsam herhalde aynı şeyi yapardım yani karşınızda bir halk var boyu eğmiyor Anlaşmaya da yanaşmıyor Savaşı yeniyorsunuz yine söz dinlemiyor yani ne yapacaksınız? Ha, bu bir yandan iyi bir şey çünkü Arnavut halkı demek ki gerçekten de kendi kültürüne değerine inancına bağlıymış ve zaten görüldüğü kadarıyla Arnavutlar Osmanlı'ya en zor katılan Balkan halkıymış ve katıldıktan sonra da Osmanlı'yı gerçekten benimsemişler. Ve bütün o isyanlara ve problemlere rağmen Osmanlı'yı en zor onlar terk etmişler. Hatta yine 1912'den sonra Balkanlardaki en büyük Müslüman nüfusu Arnavutluk barındırmış. Bu açıdan adamlar hani sevdi mi tam sevmiş, sövdü mü tam sövmüş. Evet, bence yeterince bilgi verdim. Yeterince durumu tanıttım. Çünkü tarih böyle yapılır. Öyle bir anda şu savaştı, bu kesti demek hiçbir şey söylememek demektir. Umarım bu verdiğim bilgiler ışığında bundan sonraki olayları daha iyi görebilirsiniz. Şimdi 1. Kosova Savaşı'ndan başlayacağız. Ardından yine bir takım ufak tefek savaşlara değineceğiz ve devşirme sistemiyle beraber İskender Bey'in nasıl devşirildiğini ve hayatının nasıl geçtiğini göreceğiz. Osmanlı Balkanlara gerçek anlamda 1389'da Kosova Savaşı ile yayılmaya başladı. Osmanlı'nın Balkanlara yayılma sürecini durdurmak için bir araya gelen Sırp Kralı Lazar liderliğindeki çoğunluğu Arnavutlardan oluşan Balkan güçleri Priştine yakınlarındaki Dardani Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Osmanlı Sultanı 1. Murat ve Balkan prensleri, örneğin 2. Cerç Balşa ve John Castriotti gibi adamlar büyük bir mücadele verdiler. Ama bu savaşta hem Osmanlı padişahı 1. Murat hem de Arberia prensi Theodor 2. Muzakay öldü. Nitekim büyük kayıplardan sonra savaşı Osmanlı kazandı ve Balkan kapıları açıldı. Bu arada 1. Murat'ı öldüren Miloš Kopiliş adındaki biridir diyorlar ama etnik kökenini bilen yok. Zaten kopiliş yani kopil affedersiniz pitch demektir ve bu bile adamın soyunun nereden geldiğinin bilinmediğini gösteriyor aslında. Tabi Sırp tarihçiler bunu da değiştiriyorlar ve soyadına Obiliç diyorlar ve bu kişiyi Sırp yapmaya çalışıyorlar. Tabi bunun da bir belgesi veya kaynağı yok. Tamamen tarih fantezisi ve zaten Sırp tarihçilere sorsak Firavun Akenaton, Hazreti Musa, Atatürk, George Washington, Osmanlı padişahları herhalde herkes Sırptır. Bir Sırp vatandaşı böyle düşünmeyebilir ama Sırp tarih kitapları genelde böyle aktarıyor. Devam edersek Arnavutluğun ders kitaplarında Kosova Savaşı ve sonrası ilk önce 5. sınıfın tarih kitabında gösteriliyor ve burada bu savaş için Arberiya topraklarında Osmanlı saldırısı veya Osmanlı işgaline karşı Arnavutluğun direnişi şeklinde bir takım başlıklar var. Bu arada 5. sınıf tarih kitabı İskender Bey'i en ayrıntılı anlatan kitaptır. Ha 7. sınıfta ve 11. sınıfta falan da bahsediyorlar ama orada biraz daha üstün körü geçiyorlar. Hani belki merak edenler olur, gideyim bakayım diye düşünenler olur diye söylüyorum. O yüzden belirtiyorum. E tabi şimdi şey diyeceksiniz, İyi de ben nasıl gideyim de Arnavutluğun ders kitabını okuyayım. Bir kere Arnavutça bilmek gerekiyor ve ulaşmak öyle kolay değil. Bununla alakalı şöyle bir öneri yapayım. Balkar iki kitaplık çok güzel bir çalışma yapmış. Burada Osmanlı ve Türk imajını güzel bir şekilde aktarmış ve ders kitaplarında sayfa sayfa ne işlendiğini göstermiş. Merak edenler bulabilir. Sonuçta eser Türkçe ve ulaşmak pek de zor değil. Sözün özü Arnavutlar Osmanlılaşmamak için epey bir çaba sarf ettiler ve sürekli bir isyan çıkardılar. Eh Osmanlı da isyan bastırmakla uğraştı. Bu isyanlar saymakla bitmez. Örneğin 1429'da başlayan bir isyan Evrenozlu İshak Bey tarafından bastırıldı. Devam edersek 1432 ila 35 yılları arasında Cec Aryaniti önderliğinde başka bir isyan çıktı ve Arnavutlar Ali Bey komutasındaki 10.000 kişilik Osmanlı ordusunu Şkumbin Irmağı kenarında yapılan çetin bir muharebede alt ettiler. Bu arada Cec Aryaniti, İskender Bey'in karısı olan Marika Donika'nın da babasıydı. Aryaniti'den önce John Castriotti başka bir isyan çıkarmıştı ama yenilmişti. 1409'da da Osmanlı'ya vasal olmayı kabul etmiş ve büyük oğlu Stanişi Osmanlı'ya vermişti. Fetret devri bitip de 1415'e gelindiğinde ise Kuruya'nın da Osmanlı'ya geçmesiyle beraber John Castrioti, küçük oğlu Cech Castrioti'yi de rehin vermek zorunda kalmıştı. İşte İskender Bey böyle devşirilmişti. Öyleyse bir de devşirme sisteminin ne olduğuna bakalım. Kosova'nın 7. sınıf tarih kitabı devşirme sistemi için kan haracı tabirini kullanır. Ve devşirme sisteminin en çok etkilediği bölge Arberiya'dır. Yani Arnavut topraklarıdır der. İskender'in devşirme alınması ise Arnavut tarihinde şöyle aktarılır. Osmanlı ordusu Arnavut topraklarına girdi. Orada birçok köyü yağmaladılar ve birçok erkeğe ve güzel kıza el koydular. İskender Bey de bunlardan biriydi. Onun babası John Castriot idi ve diğer iki oğlunu da rehin vermek zorunda kalmıştı. Ama İskender kimliğini unutmadı ve daha sonra onu rehin alanlara karşı savaştı. Yani bunu devşirilen taraftan duyunca tabii ki böyle görmek normal. Ama Osmanlı'ya baktığımızda yani güçlü olan tarafa baktığımızda durum tam tersi. Osmanlı'ya göre devşirme sistemi gayet nizamlı, düzenli, her şeyi hesaplanmış ve çoğu zamanda lütuf yerine geçen bir sistemdi. Osmanlı özellikle köylüyü, fakiri, fukarayı, dağlık bölgede yaşayanları ve Hristiyanları devşirirdi. Osmanlı genelde Musevi ve Yahudileri devşirmezdi çünkü bunlar zengindir ve şehirde yaşarlar. Yani eğitim alma şansları yüksektir, şehirde yaşayan bir çocuğun gözü açık olur, bir takım örgütlere katılır, daha sonra problem çıkarır vesaire. Bu yüzden Osmanlı özellikle dağda, bayırda eğitim almamış, yani her türlü şekillendirebileceği çocukları seçmeye çalışır. E, Arnavutluğa bakıyorsunuz. %20'si tarım arazisi, kalan kısım komple dağlık. Yani gerçekten de devşirme sisteminin Arnavutluğa ciddi ölçüde uygulandığı tarihsel bir gerçektir. Ve zaten Arnavutluk da maalesef hep arada kalan bir ülke olduğu için sağlam bir ekonomi geliştirmek ve zenginleşmek şansı yakalayamamıştır. Halk da bu kadar çok devşirme yapılınca tabii ki bir yerde devlete karşı bir antipati beslemiştir. E bir düşünün yani çocuk yapıyorsunuz, belli bir yaşa geliyor ve devlet zorla alıyor. Bu arada Osmanlı'da Müslümanların da devşirildiği oldu ama genelde Müslümanı devşirmek pek de tercih edilmezdi. Çok mecbur kaldığınızda, asker lazım olduğunda yapardınız ve yine bunu en çok Balkanlardan yapardınız. Ama burada şöyle bir fark var. Zaten aldığınız çocuk Müslüman. Dolayısıyla pek bir asimilasyona gerek yok ve ona bir sürü imtiyaz tanıma şansınız var. Ve ayrıca çocuğun ailesi de bunu bir alıkoyma gibi değil de yatılı okula gönderme gibi görüyor. Çocuğum gidecek, eğitim alacak, alim olacak, paşa olacak, yükselecek. Yani daha ne isteyebiliriz? Ama elbette bunun da kriterleri var. Örneğin tek çocuğu olan ailelerden devşirme alınmazdı çünkü olur da çocuk ölürse bu durumda aile devlete düşman olurdu zira soyu kurumuş olurdu. Bu yüzden devşirme alıyorsanız mutlaka bir yedeğinin olması gerekiyor. Yine Osmanlı'da 3 yaşındaki 4 yaşındaki yani ufak yaşlardaki çocuklar devşirme alınmazlar. Çünkü bunlar bir takım hastalıklar geçirecekler. Belki de ölecekler hani bugün bile çocuk yaptığınızda bir sürü aşı yaptırıyorsunuz değil mi? Ölüyor hastalanıyor problem yaşıyor vesaire işte Osmanlı'da belli bir yaşa gelmelerini bekliyor ki işi garantiye alsın yoksa aldığı çocuklar elinde kalır. Ama tabii aldınız mı en fazla 8-9 yaşındaki bir çocuğu alabiliyorsunuz ondan büyüğü sakallı diye tabir ediliyor ve genelde bunlar tercih edilmiyor. Zira 10 yaşını geçmiş bir çocuk geçmişini hatırlar, ailesini hatırlar, nereden geldiğini bilir ve daha sonra büyüdüğü zaman ya isyan çıkarır ya da bir takım torpiller yapar. Mesela Sokoloviç, yani Sokullu Mehmet Paşa. Bu adam sakallı diye tabir ettiğimiz büyük yaşlarda devşirildi ve büyüdüğü zaman makamını kötüye kullandı. Mevkisi sayesinde bütün akrabalarına, geçmişten hatırladığı bütün bağlarına torpil yaptı. Hani bugün de oluyor ya. Adamın birisi gidiyor, belediye başkanı oluyor. Ondan sonra bütün akrabalarını belediyeye alıyor. İşte aynı şey. Son ayrıntı, çok zeki olan devşirmeler Enderun diye ifade ettiğimiz bir eğitim kurumuna alınırdı ve burada gerçekten de sıkı bir eğitimden geçerlerdi. Örneğin lavalilik yasaktı herkes birbirine siz diye hitap ederdi. Yatma saati belli, kalkma saati belli, görevi suistimal etmek mümkün değil, verilen ödevi yapmak zorunlu, hatta namaz kılmak zorunlu, padişaha dua etmek zorunlu bir sürü şey var ve bunlara uymamanın cezası ağırdı. Tabi sadece böyle mum gibi adam yetiştirilen bir eğitim kurumu değildi burası. Buradaki çocuklara birçok yabancı lisan öğretilirdi. Örneğin bir tane batı lisanı şarttı. Yine Arapça veya Farsça bir doğu lisanı da mecburiydi çünkü bu insanlar ileride büyüyecekler. Belki elçi yapılacaklar. Belki bir yere vali olmak için gönderilecekler. Yani o dilleri de öğrenmek zorundalar. İşte İskender de bu tür bir eğitimden geçmişti. Ama pek de devşirilebilecek bir yaşta değildi. 11-12 yaşlarındaydı ve mecburi bir şekilde alınmıştı. Babası John isyan çıkardığı için Osmanlı ona ders vermek adına ve elini kolunu bağlamak adına bütün erkek evlatlarını devşirmişti. Kısaca özetlemek gerekirse İskender Bey ve kardeşleri ilk önce Adrianopolis yani Edirne sarayına getirildiler. Burada Müslüman yapıldılar, sünnet edildiler ve iç oğlanı olarak yetiştirildiler. Peki bu iç oğlanı nedir diye sorarsanız, iç oğlanı sistemine göre gruplar halinde devlet merkezine getirilen devşirmelerin en zeki, en gürbüz, endamı en düzgün ve en iyi huylu olanları saray için ayrılırdı. Ve bu seçimi kapı ağasıyla birlikte kıyafe ilminden anlayan saray hocaları yapardı. Seçilen çocuklar Edirne, Galata ve İbrahim Paşa saraylarında Türk İslam terbiyesiyle birlikte gerekli dersler alırdı. Görgü kurallarını öğrenir ve bu arada silah talimi, binicilik ve yeteneklerine göre çeşitli sanatlar öğrenirlerdi. İhtiyaca göre 3 veya 7 yılda bir yapılan çıkmalarda bu çocukların en başarılıları Topkapı Sarayı'na alınır, diğerleri ise genellikle kapı Kapıkulu süvariliğine verilirdi. Gılmananı Enderun, Gılmananı Hassa veya Gılmananı Sarayı Amire diye de bildiğimiz Topkapı iç olanları Eğitimlerine Enderun'da devam ederlerdi. Enderun anlaşılacağı üzere Osmanlı'daki en yüksek eğitim kurumuydu ve galiba daha önce söylemiştim burada 5 vakit namaz kılmak ve padişaha her gece dua etmek mecburiydi. E bir düşünmek lazım. 11-12 yaşındaki bir Hristiyan prens Osmanlı'ya alınıyor, zorla Müslüman yapılıyor, sünnet ediliyor ve her gün bunu yapan adama dua ettiriliyor. Ayrıca inanmadığı bir din için günde 5 vakit zorunlu namaz kılıyor. E illaki bir yerde bu adam soğuyacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Neticede devşirme sistemi de esasında idrak edenler için düşmanlaştıran bir sistemdir. Sonuçta niye devşiriyorsunuz? Örneğin eflak bölgesinden bir prens alıyorsunuz ve bu prens büyüdüğü zaman Osmanlı adına Eflak bölgesinden vergi toplasın istiyorsunuz. Yani amacınız o halkın içinden bir adam seçmek, resmen o halka göre hain gibi onu büyütmek ve en sonunda kukla gibi kullanmak. Yani bu Osmanlı için epey kazançlı, tasarruflu bir yöntem ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. İşte İskender de uymayan hesaplardan biri. İskender Bey 1403'te veya 1404'te Arnavutluk'ta Kuruya'da doğmuştu. Ve söylediğim üzere 1415'te devşirilmişti. Yani 10 yaşını geçmişti. Asıl adı Ceç Kastrioti idi fakat Padişah II. Murat 10 yıl süren hizmetleri üzerine ona İskender Bey adını vermişti. Yabancı kaynaklarda bu isim İskender diye geçer, Arnavutlarsa İskender Beyu diye ifade ederler. İskender, İç oğlanı hizmeti bittikten sonra da yüksek başarılar göstermiştir. Örneğin 1430'dan sonra Sancak Bey'i göreviyle Sırbistan ve Arnavutluğa gönderilmiştir. Osmanlı ordusuyla savaşlara katılmış ve babası John'un ölümünden sonra 1438'de Kuzey Arnavutluğun bütünüyle Osmanlı topraklarına katılmasıyla beraber Kruya'da yani Akçahisar'da subaşılığa atanmıştır ki bu epey önemli bir şeydir. Öyle ki Yusuf Has Hacip, Kutakdu Bilik eserinde subaşı tayin olacak kişinin seçkin, sert tabiatlı, tecrübeli, cesur, cömert, iyi nişancı, alçak gönüllü, tedbiri elden bırakmayan ve gerektiğinde hile ve taktiklere başvurabilen, siyasi zekaya sahip biri olması gerektiğini söyler. Esasında bu bayağı yeterli bir tanım o yüzden ekstra bir şey söylemeye gerek görmüyor. Ama şöyle bir ekleme yapabilirim yani fazla bilgi göz çıkarmaz. Subaşı sübaşı demektir. Sü asker demektir. Yani sübaşı deyince asker başı, kumandan, komutan demiş oluyorsunuz. Ve esasında su uyur düşman uyumaz lafı var ya bu da sü uyur düşman uyumaz şeklinde. Sübaşılar Osmanlı'daki erken dönemlerde sadece şehir muhafızı konumundaydılar ama bir şehir fethedildiğinde kadı ve dizdar tayin ediliyorken Sübaşı da şehir kumandanlığına atanıyordu. Yani esasında bir Sübaşı'yı bir şehre atamak oranın fethedildiğini tescilliyordu ve zaten bu yüzden eski kaynaklarda Sübaşı atandıktan sonra tamam şehir fetholundu ifadesi yer alıyor. Bu açıdan İskender Bey'in Kuruya'ya sübaşı olarak atanması onun bir bakıma Arnavutluğu Osmanlı adına fethettiği anlamına geliyor. Tabi bu savaşla fethetmek babında bir fetih değil tam tersi bölgenin reisi olan John öldüğü için meşru varis olan oğlu İskender Bey bölgeye atanmış oluyor ve Osmanlı adına orayı yönetiyor. Ve adam Arnavutça biliyor Arnavutlarla iyi anlaşıyor zaten onların prensi. Dolayısıyla pek de kötü bir süreçten geçmiyor. Ama Osmanlı şöyle bir hata yapıyor. Babası John öldükten sonra normalde bütün topraklarının İskender Bey'e bırakılması lazım. Zaten vasiyet bu. Hani miras hakkı bu. Ama Osmanlı öyle bir şey yapmıyor. Adamın topraklarına bir bakıma el koyuyor ve İskender'i devlete düşman hale getiriyor. Tabii ki İskender ilk fırsatta hemen kalkayım da isyan çıkarayım tarzında bir adam değil. Hani elinde olsa yükselir, vezirliğe gelir. O saatten sonra zaten Arnavutluğa yapacağı her türlü iyiliği yapar. Ama işler öyle gitmediği için beklediği desteği alamadığı takdirde Osmanlı onun hakkını gasp etmeye devam ederse kendi hakkını kendi arayacaktı. Bunun içinde bir fırsat yaratması gerekiyordu. Ki bu da 1443'e denk geliyor. İskender, 1443'te Osmanlı adına Yanoş Hunyadi'ye karşı verilen bir muharebeyi kaybetti. Bu savaşı bilerek mi yenildi yani orduyu kötü mü kullandı yoksa gerçek anlamda Yanoş Hunyadi daha mı başarılıydı bunu bilmiyoruz. Ama İskender'in kendisine sadık olan 300 askerle beraber kaçtığını ve Osmanlı'ya karşı bir mücadele başlattığını biliyoruz. Muhtemelen İzladi yani Zlatika Savaşı'nda başka birçok beyin de kaçmış olması ve İskender'in daha önce devşirilmiş olan iki kardeşinin de ölmüş olması onu isyan çıkarmaya teşvik eden sebeplerden bazıları olabilir. İskender Osmanlı'ya güvenmiyordu ve zaten babası öldüğünden beri Arnavutluk'ta özellikle kuzey bölgede Osmanlı'ya karşı bir takım ayaklanmalar çıkıyordu. He, bunlar ciddi şeyler değildi ama en azından halkın Osmanlı'yı istemediğini gösteriyordu. İskender bu ayaklanmalara destek verdi ve 28 Kasım 1443'te Svetigrad ve Kruya kalelerini ele geçirdi. Ama tabii ki kale ele geçirmek öyle kolay bir şey değil. İskender burada bir hile yaptı. Sultandan aldığını iddia ettiği sahte bir mektupla ben buraya yönetici tayin edildim. Yani yetki bende diyerek diğer memurları bertaraf etti ve ona problem çıkarabilecek bazı insanları da temizledikten sonra niyetini belli etti ki biliyorsunuz buna benzer bir şeyi Atatürk de yapıyor. Samsun'a çıktıktan sonra artık padişahın yaveri olmadığı halde vermiş gibi yetki kullanmaya devam ediyor ve ordu müfettişi görevinden alındığı halde hatta hakkında idam fermanı çıkarıldığı halde hala müfettişmiş gibi sağda solda emir yağdırıyor. Şunu da söyleyeyim: Arnavutluk 1912'de bağımsızlığını ilan ettiğinde bunu özellikle 28 Kasım gününde yaptı, yani İskender'in isyan çıkardığı gün. Benzer bir şeyi Atatürk'te büyük taarruza kalkarken yapıyor biliyorsunuz. 26 Ağustos'ta taarruza başlıyor çünkü bugün Malazgirt'in yıl dönümü. Yani ufak tefek ayrıntılar ama güzel ve sembolik şeyler. Tabi İskender öyle hazır bir tahta oturmadı. Önce Sırnayoviç ve Brankoviç gibi bir takım yerel beyleri devirmek zorunda kaldı. Ve bunları da hain gibi gösterdi. Yani esasında sanki bunlar Osmanlı'ya isyan çıkarıyormuş gibi bir imaj yarattı. Böylece Osmanlı ne olup bittiğini anlamadı. Osmanlı'ya göre İskender Bey isyan bastırıyordu. Halbuki asıl isyanı çıkaran oydu. Ve bu da yine Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışına benziyor. İskender Kuruya'ya çıktığında kendi planı var onu uyguluyor ama kimse farkında değil. Ve aynı şekilde Atatürk'te Samsun'a çıktığında kendi planı var onu uyguluyor ama kimse farkında değil. Atatürk'ü Samsun'a yollayan Osmanlı hükümetidir. Ve Atatürk'ün yollanma sebebi isyan bastırmaktır. Çünkü... Kuvvayi milliye isyanı diyebileceğimiz bazı yerel isyanlar baş göstermiştir. Halk İngiliz askerlerine, Fransız askerlerine saldırmış ve baş kaldırmıştır. Osmanlı da bunlar anlaşmayı sallantıya düşürüyor diye Mustafa Kemal'den bütün isyanları bastırmasını istemiştir. Halbuki Mustafa Kemal bölgeye gittiğinde asıl isyanı kendisi körüklemiş ve Kuvvayi Milliye'nin başına geçmiştir ve kurtuluş mücadelesi başlamıştır. Arnavutluğun da yaptığı tamamen buydu ve zaten kitaplarda da Lovizia Combatare diye geçer. Yani esasında hemen hemen pek bir fark yok. İskender'den devam edersek e tabi bir süre sonra Osmanlı eğriyi doğruyu öğrendi ve İskender'in onlara göre hain olduğunu anladı. Ve ona karşı bir harekata başladı. Ama Osmanlı durumu fark edene kadar İskender zaten ihtiyaç duyduğu bağlantıları çoktan kurmuştu ve hatta 10 bin ila 15.000 kişilik bir ordu kurmayı bile başarmıştı. İskender Bey'in ordusu 2. Murat tarafından yollanmış olan Evrene Soğlu İsa Bey önderliğindeki orduyla karşı karşıya geldi ve bu İskender'in ilk resmi savaşıydı. İskender sonraki yıllarda da uygulayacağı bir yöntemi İlk önce evrene soğulunu yıldırmada kullandı. Dağlık ve ormanlık bölgelerde gizlenerek geçitleri tuttu ve ani baskınlar yaptı. Kısa süre içinde Svetigrad kalesini kuşatan Osmanlı birlikleri ağır kayıplarla çekilmek zorunda kaldılar. Bu İskender'in ilk zaferiydi ve son da olmayacaktı. Bu başarıdan sonra İskender 1 Mart 1444'te Soylu Arnavut beylerini ve yerel prensleri Kruya ve İşkodra yakınındaki Alessilisus yani Leş kentinde topladı ve güçlü bir örgütlenme başlattı. Bu Osmanlı'ya karşı düzenli bir şekilde yapılan ilk örgütlenmeydi ve bu birliğe Livia e Lesos, yani Leza veya Leş Birliği diyoruz. İskender Bey de tıpkı daha sonra Atatürk'ün yapacağı gibi Dağınık bir şekilde isyan etmektense tek kuvvet altında toplanmak ve düzenli bir orduyla savaş açmak gerektiğini söylemişti. Bu kongreye Dukajinler, Muzakiler, Topyalar, Aryanitiler ve daha birçok Arnavut prensliği katılmıştı ve hepsi de İskender Bey'in liderliğini kabul etmişlerdi. Hey İskender met -Ustria. Kongre kararına göre her Arnavut dordu derecesine ve kazancına göre İskender Bey'e vergi ödeyecekti ki öyle de oldu. Hesaplandığı zaman İskender Bey'in yılda toplamda 200 bin duka civarında vergi aldığını görüyoruz ki bu da 7 bin 8 bin kişiden oluşan tam teçhizatlı bir ordu yaratmaya yetiyor. Bu arada İskender Bey bu kongre toplantısında İslamiyet'i reddettiğini ve öz dini olan Ortodoks Hristiyanlığa döndüğünü de açıkladı. Ki bu da destek toplaması için epey bir yardımcı oldu çünkü o saatten sonra İskender'in verdiği mücadele Hristiyanlığın Müslümanlığa verdiği mücadele gibi görüldü. İskender Bey'in ilk kararı Osmanlı tarafından gasp edilmiş olan Arnavutluk ve Epir bölgesindeki toprakları geri almak oldu. Ki bu da yeni bir savaş demekti. 1444'ün Haziran ayında İskender, Osmanlı tarafından Evrenos Sade Ali Bey kumandasında Debre'ye gönderilen 20-25 bin kişilik ikinci bir kuvveti daha savaşta mağlup etti. İskender'in taktiği düşmanı dar bir bölgeye çekmek ve yüksek tepelerden aşağı doğru Yüzlerce kiloluk yanmakta olan yükler yuvarlamaktı. E bu kadar asker kaçacak yer bulamayınca hem yanıyor hem de paramparça oluyor, eziliyor vesaire. Aslında işe yarayan bir taktik ama biraz acımasızca. Bu şekilde İskender bu muharebeyi de kazanınca yıldızı iyice parladı ve Osmanlı orduları kaçarken Arnavut tarafı kutlamalar yapmaya başladı. Hatta bir takım sloganlar bile attılar. İşte örneğin bunların en meşhuru özgürlük ve birlik. Tıpkı Fransız devrimi gibi. Ama anlaşılacağı üzere buradaki özgürlük ve birlik öyle evrensel bir şey değil. Özgürlük Osmanlı'dan kurtulmayı ve özgür kalmayı, birlikse dağılmış olan onlarca prensliğin tek bir adam altında birleşmesini temsil ediyor. Tabi Osmanlı öyle bir iki tane muharebe kaybettik öyleyse bırakalım diyecek bir imparatorluk değil yılanın başını küçükken ezmek lazım mantığıyla üçüncü bir saldırı timi yollandı. Varna Savaşı'ndan sonra 2. Murat 1445'te Firuz Bey önderliğinde daha büyük bir ordu gönderdi ama İskender Bey bu orduyu da yendi ve Firuz Bey'i kendi elleriyle öldürdü. 2. Murat 3. kere başarısız olunca iş başa düştü diyerek kendisi de gelmek suretiyle daha büyük bir orduyla savaşa hazırlandı ve bu tabii ki bir korku yarattı. Öyle ki 1443'te İskender Bey ile beraber Osmanlı tarafından kaçmış olan ve İskender Bey'in de yeğeni olan Hamza Bey Osmanlı'ya iltica etti. Yani kazanan tarafta olayın mantığıyla hem İskender'e hem de ülkesine ihanet etti. E tabii Osmanlı'ya iltica etmek için bir şeyler vaat etmek gerekiyor. İşte Hamza Bey de bir sürü istihbarat veriyor. İskender Bey'in zayıf taraflarından bahsediyor. Hangi bölgede hangi halk tamamen ona bağlı değil bunları söylüyor ve bir bakıma 2. Murat'ı savaşmaya kışkırtıyor. E zaten İskender Bey de 3 kere zafer kazanınca biraz daha elini kolunu uzatmaya başlıyor ve dikkat çekiyor. Bu yüzden 2. Murat her türlü savaşa girmek zorunda kalıyor. 1447'nin baharında Osmanlı tam teşkilatlı bir şekilde yeni bir savaş başlattı. Fakat savaşa sadece Arnavutlar katılmadılar. Osmanlı kazandığı takdirde diğer Balkan ülkeleri de tehdit altında kalacaktı ve bu yüzden Balkan milletleri Osmanlı'ya karşı bir araya geldiler. Örneğin Macar Kralı Yanoş Hunyadi Osmanlı hakimiyeti altındaki Sırbistan'ı istila etti. Osmanlı ise bu yeni hücumdan haberdar olunca mecburen orduyu bölmek zorunda kaldı ve 2. Murat İskender Bey meselesini Mustafa Paşa'ya bırakarak Sofya'ya döndü. İskender beklenmedik bir şekilde Mustafa Paşa'yı da yendi ve 2. Murat mecburen Arnavutluğa yönelmek zorunda kaldı. 1448'in Temmuz ayında ise sağlam bir orduyla hatta var gücüyle bir Arnavutluk seferi başlatıyordu. Fakat o esnada Yanos Hunyadi tam da bu fırsatı kollayarak Macaristan'ın o güne kadar oluşturabildiği en kuvvetli ve en sağlam orduyu yarattı. Kaynaklarda yazdığına göre 17 Ekim 1448'de Osmanlı ordusu 100 bin kişilik bir orduyla Hunyadi'nin karşısına çıkmış. Tabi 100 bin muhtemelen abartıdır. Hatta belki Hunyadi 70 bin kişiyi toplayamamış da olabilir. Ama neticede büyük bir savaş yaşandığı belli ve biz bu savaşa 2. Kosova Savaşı diyoruz. Hunyadi Kosova'da yarım asır önce 1. Murad'ın şehit edildiği yerde siper almıştı. İki ordu karşılıklı mevzilendiler. Osmanlı düzeni her zamanki gibiydi. Sağ kanatta Rumeli Beylerbeyi komutasında Avrupa askerleri, sol kanatta ise Anadolu Beylerbeyi emrinde Anadolu askerleri. İlk hücum Hunyadi'den geldi. Üç gün boyunca durmadan savaştılar. Hunyadi İskender'den gelecek olan desteği güvendiği için savaşı kazanacağından emindi. Ama İskender o esnada Venedik Krallığı ile bir mücadeleye girişmek zorunda kalmıştı. Çünkü Venedik Krallığı fırsattan istifade Adriyatik kıyılarındaki Arnavut kentlerini ele geçirmeye başlamıştı. İskender bu problemi halledene kadar Hunyadi 17.000 kişi zayiat verdi. Bunun karşılığında da en azından Osmanlı'nın ilerlemesini engelledi. Tabi bu savaş Osmanlı'yı da epey bir yıprattı. Öyle ki Osmanlı toplamda 40 bin kişi zayiat verdi. Evet biraz karışık anlattığımın farkındayım ama yapacak bir şey yok. Ortam karışık ki ben birçok şeyden de bahsetmiyorum. Onlarca taktik, strateji, isim, paşa bilmem ne. Ama onları söylemek konuyu daha da yorucu hale getirir. Zaten baya zor bir konuyu anlatıyor. Şöyle özetleyeyim. Eğer Hunyadi kendisine fazla güvenmeseydi ve İskender Bey'den gelecek olan desteği bekleseydi tarih tamamen farklı olabilirdi. Ama öyle olmamış ve İskender Bey Hunyadi savaşa erkenden dahil olduğu için anca 4000 kişilik bir yardım birliği gönderebilmiş. Devam edersek Osmanlı Venedik Krallığını İskender'e karşı savaşması için yeniden kışkırtıyor ve destek yolluyor. Böylece Drin Nehri çevresinde İskender ve Venedik krallığı arasında yeni bir savaş başlıyor. Fakat İskender bunu da kazanmayı başarıyor ve en azından Adriyatik Denizi kıyılarında bir istikrar sağlanıyor. 4 Ekim'de Venedik İskender'e boyun eğiyor ve vergi ödemeyi kabul ediyor. Ardından İskender daha önceden bölgede kalmış olan Mustafa Paşa birliklerine tekrardan saldırıyor ve bu sefer bir tek yenmekle kalmıyor. Mustafa Paşa ile birçok askeri esir ediyor. Tabii ki bu esirlerden büyük bir bölüm idam ediliyor ama Mustafa Paşa ve 12 subayı Osmanlı'ya 125 bin duka fidye karşılığında teslim ediliyor. E peki niye teslim ediyor dersek İskender gerçekten bu konuda rahat. Nasıl olsa bir daha gelecekler bir daha yakalayacağım. Bari alacağım paraya bakayım diyor. Ardından 2. Murat yine 100.000 kişilik bir orduyla İskender'e karşı yürümeye başlıyor. Ve İskender bu sefer henüz elinde 20 bin kişiden oluşan bir ordu olduğu için bu savaşı göze alamayarak halkı ve askerleri yanına alarak Venedik'e doğru çekiliyor. Tabi bunu yaparken de kaleler, bir takım ordugahlar... Bunların hepsi tahrip ediliyor ki Osmanlı bunları ele geçirdiğinde esasında hiçbir şey kazanmış olmasın. Tabi bu savaşmadan toprak verdiği anlamına gelmiyor öyle düşünülmesin. İskender bütün bu olaylar yaşanıyorken ve Osmanlı ordusu Arnavutluk topraklarına doğru geliyorken 12.000 kişiden oluşan bir orduyla dağlara, tepelere, kalelere yerleşiyor ve Osmanlı ordusunu elinden geldiği kadarıyla tahrip etmeye çalışıyor. Ama tabi 100.000 kişilik bir ordu var eğer rakamlar doğruysa. Dolayısıyla pek de yapacak bir şey yok. Saldırıyorsunuz, 2000 bin kişi öldürüyorsunuz ama öldür öldür bitmiyor. Haliyle adam tek çareyi en azından işlerine yaramayacak bir parça bırakmakta görmüş ve yakıp yıkma taktiğiyle Osmanlı'ya hiçbir şey bırakmamış. Tabi bunu yaparken kendi ülkesine zarar veriyor fakat buradaki taktik başka. Sonuçta Osmanlı 100 bin kişiyle gelmiş değil mi? Bu kadar adam yemek yiyecek, tuvalet yapacak, konaklayacak, büyük ve sağlam bir arazi lazım. E siz bunu bırakmadığınızda veya onlara bir bakıma harab olmuş bir kent bıraktığınızda konaklayacak yer bulamıyorlar. Ve bu büyük ordu büyük bir dert haline geliyor. Yani esasında düşmanı kendi silahıyla vuruyorsunuz ki öyle de oldu. İkinci Murat 14 Mayıs 1449'da Debre'yi kuşatmaya çalıştığında esasında boşuna gelmiş oldu ve birkaç hafta kalıp mecburen geri dönmek zorunda kaldı. İkinci Murat geri dönerken arkasında tabi ki bir ordu bırakmıştı ve İskender ilk fırsatta bu orduyu da paramparça etmişti ve bununla yetinmeyip bu 12.000 kişilik gerilla grubuyla geri çekilmekte olan İkinci Murat'ı sürekli taciz etmişti. Yani 2. Murat geliyorken boşu boşuna onlarca adam kaybetti. Dönerken de boşu boşuna onlarca adam kaybetti. Hatta bir süre sonra mecburen yine Debre'ye geri dönmek zorunda kaldı ve bu esnada yine adam kaybetti. Ama şöyle bir şey de var. Sonuçta bu iki ordu yani Arnavutlar ve Osmanlı bir meydan muharebesi yapmadılar. Eğer öyle olsaydı zaten Osmanlı garanti alırdı. Bu yüzden İskender sürekli taktiklerle, bir takım tekniklerle Osmanlı'yı yıpratmaya çalıştı. Bir de şöyle bir şey de var. Bu da işin diğer tarafı. Diyelim ki Osmanlı bütün Arnavutluğu fethetti. Yani adam öyle veya böyle kaç kişi ölüyorsa ölsün ben burayı alacağım dedi. Bu durumda başka yerden kaybeder. Çünkü yine Anadolu'da veya başka bölgelerde başka tehditler var. Yani bütün gücünüzü aylarca hatta yıllarca tek bir bölgede bekletmek zaten stratejiye uymaz. Zararlı çıkarsınız ve yine aynı şekilde İskender de bütün gücüyle bir şekilde Osmanlı'yı kovmayı başarsaydı bile bu durumda ordusundaki %50, %60'lık bir kesimi kaybetmiş olacaktı ve Napoli krallığı tarafından Venedik Krallığı tarafından veya belki Sırp Krallığı tarafından fete uğrayacaktı. Yani Osmanlı'ya karşı kazansanız da başkasına kaybedecektiniz. Bu yüzden iki ordu da işini garantiye almaya çalışıyor. Yani 2. Murat ve İskender Bey arasında bir satranç oynanıyor. 1450'ye gelindiğinde 2. Murat Berat şehrini de ele geçirmeyi başarıyor ve yanında Şehzadesi 2. Mehmed'i de götürüyor biz bu kişiyi Fatih diye tanıyoruz. Osmanlı ordusunun uzun süredir Balkanlarda volta atması yüzünden İskender, birçok Arnavut beyinin desteğini kaybetmişti. Bu yüzden halkı dini kullanarak gaza getirmeye çalıştı. Dört bir yanda papazlar, merak etmeyin İsa bizimle, biz kazanacağız türünden vaazlar vererek epey bir kişiyi sahada tuttular. Bu sayede Osmanlı her ne kadar Kruya kentini ele geçirmeye çalışmış olsa da başarılı olamadı. Osmanlı ordusu Arnavut topraklarında toplamda 5 ay kaldı ve bu 5 ay esnasında Hunyadi geçen savaştan aldığı zararı bir bakıma telafi etmeyi başardı ve güçlü bir ordu toplayarak Arnavutluğa geleceğini duyurdu. Hunyadi sahaya dahil olursa Osmanlı baya bir problem yaşardı. Bu yüzden 2. Murat Hunyadi geliyorsa şimdilik çekilme vakti diyerek orduyla geriye çekildi. Fakat Hunyadi gelmedi. Yani adam resmen fake atmış ve 2. Murat da boşu boşuna geri dönmüş. Üstelik bu esnada Murat geri dönerken yine İskender beklendiği üzere yolda Osmanlı ordusunu epey bir tahrip etmiş ve Dışarıdan bakınca sanki Osmanlı İskender'den kaçıyormuş gibi görünmüş. İskender hem Arnavutların kahramanı oldu hem de uzun süredir Osmanlı'yı bu kadar uğraştırdığı için diğer batılı ülkelerin de saygısını kazandı. Örneğin Papa bütün Katolik devletlerin İskender Bey'e yardım etmeleri için bir bildiri yayınladı. Bu sayede Napoli Kralı Alphonse İskender'e para yardımında bulundu. Ardından İskender Bey daha büyük bir destek kazanmak ve Osmanlı'ya karşı mutlak galibiyet elde etmek için Ortodoks mezhebinden ayrıldı ve Katolikliğe geçti. Osmanlı döndükten kısa süre sonra 2. Murat öldü ve tahta Fatih geçti. Tabi o dönemde henüz Fatih değildi ama olacaktı. Şöyle o zaten babasıyla geldiği muharebelerde Arnavutların ne kadar inatçı olduğunu gördü ve o bölgeyi o an için ele geçirse bile bir şey kazanamayacağını düşündü. Zira İstanbul daha büyük bir problemdi ve gözünü İstanbul'a dikti. Bu yüzden de İskender Bey ile bir anlaşma yaptı. Birkaç yıllığına savaşmamak üzere anlaştılar ve hazırlıkları tamamlayınca İstanbul'a yürüdü. Tabi o dönemde kimse Fatih'in İstanbul'u alacağını düşünmüyor. Hatta bu yüzden papalık patrikhaneye yardım bile etmiyor. Tabi bunda bir de mezhep düşmanlığı muhabbeti var. Hani siz ortodokssunuz biz katoliyiz öyleyse siz de katolik olun gibi muhabbetler dönüyor. Ama herhalde papa Fatih'in İstanbul'u alacağına inansaydı yardıma gelirdi. Fakat millet böyle bir şey beklemediği için Fatih, bütün dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Esasında bunu Kritovulos gibi bir takım tarihçilerin de kitaplarında görebiliyoruz zaten. Ama Kritovulos biraz taraflı bir kaynak. Adam resmen Fatih metiyeler düzmek için kitabı yazmış. Yine de yakın bir kaynak, tarih bakımından hiç değilse güvenilir bir bakılabilir. Okumayanlarınız varsa tavsiye ederim. Bir de şöyle bir fikir vardır. Arnavut ayaklanmaları ve Balkanlardaki problemler Fatih'i İstanbul'a getirdi derler. Ben buna pek katılmıyorum ama bunun da mantığı şu. Şimdi İstanbul arada bir köprü, bambaşka bir imparatorluk, Bizans ve siz sürekli denizden geçip gitmek zorunda kaldığınız için ve Çanakkale Boğazı'nı kullanmak zorunda kaldığınız için Balkanlara gidene kadar epey para ve zaman kaybediyorsunuz. Bu yüzden de sürekli askeri destek gönderemiyorsunuz ve bir savaşı kazansanız bile orduyu orada bıraktığınızda pek bir işe yaramıyor. Çünkü günden güne hazine eriyor. Bu açıdan İstanbul'u almak, köprüyü de almak demek ve Balkanlara istediğin gibi gidip gelmek demek. Ayrıca bunu söylemek sanki İstanbul öyle arada kaynamış, hediye gelmiş gibi bir imaj yaratıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Fatih'in asıl amacı Balkanlar değil adamın zaten rüyası İstanbul'u almak ve tahta geçmeden önce de bununla alakalı onlarca defa babasına baskı yapıyor fakat ciddiye alan yok. Başa geçtiğinde de bu rüyasını gerçekleştirmek istiyor. Tabi Balkanlar da son derece önemli bunu inkar edecek değiliz hatta Balkanlara geçmek bir bakıma İstanbul'u almak kadar kıymetli eğer Osmanlı Balkan Yarımadası'na yerleşmiş olmasaydı İstanbul'u almış olsa da anca bir Anadolu Beyliği seviyesinde kalırdı. Neyse devam edersek 2. Mehmet İstanbul'u alıp Fatih olunca ve dünyaca ünlü bir hale gelince İskender de boş durmak istemedi ve 1455'te Belgrad'ı kuşattı. Fakat artık İstanbul'un sağladığı o geçiş üstünlüğü sayesinde 2. Mehmet İskender'i kovmayı başardı ve İskender 5000 adam kaybetti. Bu ilk mağlubiyetiydi. Tabi bu mağlubiyetin tek sebebi İstanbul'un sağladığı geçiş üstünlüğü değil. Bir de hainler var. İskender'in yakın bir arkadaşı olan Debreli Mozes yani Musa Fatih'e karşı savaşmak istemediği için zira adam Fatih olmuş artık. Karşı tarafa geçiyor ve bir sürü istihbaratı Fatih'e sızdırıyor. Ayrıca daha sonra Fatih'in gözüne girmek için 10 ila 15 bin kişilik bir ordunun başında İskender'e karşı savaşmaya çıkıyor. E İskender bir yandan da bununla uğraşınca mecburen Belgrad'ı bırakmak zorunda kalıyor. Ama bu esnada Mozes'i yani Musa'yı yenmeyi ve hiç değilse bir tarafta galibiyet kazanmayı başarıyor. Daha sonra Debreli Musa Osmanlı'ya geri dönüyor fakat orada can güvenliğinin kalmadığına inandığından hani artık bir işe de yaramıyorum herhalde suikaste kurban gideceğim diye korktuğundan kaçıp tekrardan İskender'e sığınıyor. Ayaklarına kapanıyor vesaire vesaire ve gördüğümüz kadarıyla İskender o kadar da sert mizaçlı bir adam değilmiş ki bu adamı affediyor. Ardından Fatih İshak Bey önderliğinde 60 bin kişilik bir orduyu tekrardan İskender'le savaşmaya gönderiyor. Ve bu ordunun içinde daha önceden Osmanlı'ya sığınmış olan ve İskender'in yeğeni olan Hamza Bey de var. Osmanlı ordusu Kuruya hariç birçok bölgeyi ele geçiriyor yani başlarda epey iyiler ama daha sonra Drin ve Drilo ırmakları kenarında yapılan bir savaşta İskender'e kaybediyorlar. İshak Bey kaçıyor ama İskender adını bilmediğimiz bir sancak ile Hamza'yı ele geçirmeyi başarıyor. Bu sancak beyi daha sonra 15.000 duka karşılığında yine fidye karşılığında Osmanlı'ya teslim ediliyor ama Hamza'ya ne yapıldığını bilmiyoruz. Bazı kaynaklar İskender onu da affetti diyor bazıları ise idam etti diyor. Yani burası şaibeli. Devam edersek Fatih üst üste birkaç defa kaybedince bir süreliğine Balkanlarla ilgilenmeyi bıraktı. 1457 yılında ise Papa 3. Kalikstus başarılarından dolayı İskender Bey'e mukaddes makamın genel komutanı ünvanını verdi. Yani İsa'nın kılıcı. Bu ünvandan sonra İskender, yardıma muhtaç olan bazı diğer krallıklara yardım ederek bir prestij sahibi oldu ve San Pietro Dukası sanı gibi birçok ünvan elde etti. İskender bu kadar yükselirken Fatih de boş durmadı tabii ki. İskender'in Napoli kralı Alfons'un ölümünden sonra Halefi Ferdinand'la birlikte Fransa kralı 7. Charles'a karşı savaştığı sırada Mora'yı fethetti. Yani diyorum ya bölge karışık. Bir yerden bir şey yapmaya çalışıyorsunuz hop arka taraftan başka bir yer gidiyor. Şurayla savaşayım diyorsunuz burada başka bir savaş çıkıyor vesaire. Yani gözünüz sürekli açık olmak zorunda. Ama Mora pek de büyük bir problem teşkil etmedi. Yani İskender Mora'yı almaya bir bakıma niyetlendi ama Fatih ateşkes teklif etti. Barış yapalım dedi. Bir takım imtiyazlar tanıdı ve konu kapandı. Fakat bu barış anca 3 yıl sürebildi. Çünkü Papa bir Haçlı Seferi ilan etti ve İskender de mecburen buna katılmak zorunda kaldı. Ama tabii ki verdiği sözü bozmak zorunda kaldığı için bir vicdan azabı çekiyordu ve istekli değildi. Bununla alakalı da bir itirazda bulundu. Ama öyle veya böyle iş din olunca kandırmayı başarıyorsunuz veya bir kılıf bulmayı başarıyorsunuz diyelim. Papalık İskender'i ikna etmesi için bir Arnavut olan Draç Piskoposu Pavlo Angelo'yu gönderdi ve Angelo kendi dininden olmayanlara karşı verdiğin sözü tutman gerekmez. Burada önemli olan İsa'nın kazanmasını sağlamak diyerek İskender'i ikna etmeyi başardı. Veya İskender zaten savaşmak istiyordu ama bahanesi yoktu böylece bahaneyi bulmuş oldu. Bu da bir ihtimal bilemiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Pablo Angelo İskender'i ikna etmeyi başardığı için daha sonra kardinalliğe yükseliyor. Ve yine İskender'le Fatih karşı karşıya geliyorlar. Buradan sonrasını kısa kısa geçmeye çalışacağım. Çünkü zaten video uzadı ve kafa karıştırmaya da gerek yok bence. Özetle durum şu. Fatih Sermet Bey önderliğinde 15.000 kişilik bir orduyu İskender'le savaşmaya gönderiyor. İskender de 10.000 kişilik bir orduyla Sermet Bey'in karşısına çıkıyor ve savaşı kazanıyor. Birçok esir topluyor ve Sermet Bey kaçmak zorunda kalıyor. Sermet Bey kaybedince tabii ki Fatih vazgeçmiyor ve bu sefer aslen bir Arnavut olan Balaban Bandera önderliğinde 15 bini süvariden oluşan 20 bin kişilik bir ordu gönderiyor. İskender'in ise o esnada 4500 civarında piyadesi var ve bu iki ordu Valhaliya Vadisi'nde karşı karşıya geliyorlar. Tabii ki sayı üstünlüğü epey büyük olduğu için İskender muharebeyi kaybediyor ve çekilmek zorunda kalıyor. Bu savaşta yüzlerce Arnavut askeri ve özellikle 8 Arnavut asilzadesi esir ediliyor. Yani roller değişiyor. Bu sefer esir alan taraf Osmanlı. Ve İskender para teklif ediyor tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi ama Fatih kabul etmiyor. Arnavut prensleri idam ediliyorlar ve bu Arnavutluk topraklarında İskender'e olan güveni biraz sarsıyor. Çünkü o güne kadar hiç böyle bir mağlubiyet almamışlardı. Ama neyse ki İskender bunu telafi ediyor ve kısa süre sonra Yeni bir saldırı düzenleyerek Balaban Bandera önderliğindeki orduları paramparça ediyor. Buna misilleme olması için Fatih bu sefer yine bir Arnavut olan Arnavut Yakup önderliğinde 16.000 kişilik bir ordu daha gönderiyor ve fark etmişsinizdir herhalde Osmanlı sürekli Arnavutları kullanmaya çalışıyor. E şimdi bakınca bu Yakupmuş, Balaban Bandera'ymış. Arnavut halkına göre hainler. Gitmişler Özlerini unutmuşlar ve kendi vatanlarına saldırıyorlar. Dolayısıyla İskender hain miydi yoksa bu şöyle miydi diye düşünmek saçma. Tarih, dünya tarihi öyle bakmak lazım ve ne yaşanmış bunu görmek lazım. Bu yüzden uzatmıyorum, devam ediyor. İskender Bey Arnavut Yakub'u ve onun ordularını da mağlup etmeyi başarıyor ve Yakub'u ona göre hain olduğu için kendi elleriyle idam ediyor ve Kuruya'ya dönüyor. Ardından Fatih bu verdiği zayiatları telafi etmek amacıyla bu sefer ya hep ya hiç diyerek 150 bin kişilik bir orduyla ki muhtemelen bu da abartı 1465'te yine bir Arnavutluk seferine başlıyor. Burada yine tarih tekerür ediyor ve İskender Bey Fatih'in alabileceği bölgeleri yakıp yıkarak halkı ve askerleri de oradan toplayarak geri çekiliyor. Yani yine bu büyük orduyu büyüklüğüyle yenmeye çalışıyor. Esasında Fatih'in bu saldırısı mantıklıydı ve adam birçok kaleyi örneğin Sfetigrat'ı vesaire ele geçirmeyi başardı. Ha, tamam coğrafya komple yanmış, kül olmuş, harabe olmuştu. Epey bir para kaybedildi, ordu biraz sıkıntı çekti ama Fatih yine bir takım bölgeleri fethetmeyi başardı. Aynı zamanda 80 bin kişilik bir orduyla Balaban Bandera Epir bölgesinden yeni bir saldırıya kalkıştı fakat İskender Bey bu sefer gerçek anlamda Fatihe darbe vurmayı başarıyor. Bu da şöyle. İskender Balaban Bey'in kardeşi olan Yunus Bey'i ve onun oğlu olan Hızır Bey'i yakalayıp Balaban'ın gözü önünde idam ettiriyor. Ardından Balaban'ı da yakalayıp öldürüyor ve Balaban'ın bütün ordusu dağılıyor. E dağılırken de tabii ki epey bir zayiat veriliyor ve İskender bir bakıma Fatih buradan alıyorken kendisi buradan ele geçiriyor. Yani orduyu kıstırıyor ama keşke animasyon yeteneğim olsa veya vaktim olsa da harita üstünde gösterebilsem. Maalesef anca böyle elle kolla anlatabiliyorum. Ama herhalde anlaşılır olmuştur. Balaban Bey'in kaybettiğini duyunca Fatih geri dönmek zorunda kalıyor ama bu sefer yakıp yıkma taktiğini kendisi uyguluyor. Yani arkamızda bir şey bırakmayalım diyor tıpkı İskender'in yaptığı gibi. Esasında bu savaş hem Osmanlı için hem de İskender için kayıptı. Kimse kazanmadı. Hatta zaten genel Arnavutluk seferleri Osmanlı'ya para ve insan kaybından başka bir şey getirmedi. 1467'ye kadar muharebeler devam etti ama kayda değer bir değişim yaşanmadı. İskender Bey Yaklaşık 25 yıldır Osmanlı'yı engellemeyi başarmıştı. Sonunda leş birliğini tekrardan toplayarak ve hem Napoli hem de Venedik krallarından yardım alarak, Papa'nın da desteğiyle nihai bir sefere hazırlanmaya başladı. Ama 60 küsur yaşına gelmişti ve bütün hayatı savaş meydanlarında geçmişti. Bu yüzden sağlık durumu pek de iyi değildi ve 17 Ocak 1468'de hayata veda etti. İlginç bir şekilde İskender Bey'in ölümünden sonra kemiklerinin tılsımlı olduğu, İskender Bey'den bir parça taşıyana ok ve kurşun işlemeyeceği şeklinde söylentiler yayıldığı için. Kemiklerinin daha sonra küçük parçalar halinde Arnavut savaşçılarına dağıtıldığı veya tıpkı Medusa'nın başı gibi kalkanlara takıldığı şeklinde bir takım rivayetler var. Ama bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz. Yine Fatih'in İskender'in ölüm haberini aldığı zaman Hristiyanlığın vay haline. Kılıçlarını ve kalkanlarını kaybettiler." dediği söyleniyor ki muhtemelen doğrudur. Neticede adam Hristiyanlığın kılıcı ünvanını almış. Olabilir yani. Hammer'de geçen diğer bir rivayete göre ise Fatih'in bütün bu Arnavutluk seferleri sonuç vermediği ve sürekli zarara uğrattığı için keşke İşkodra'yı hiç duymasaydım. Boşu boşuna adamlarım heba oldu, boşuna uğraştım dediği yazar. Yine bazı kaynaklarda Fatih'in İskender için keşke biz de savaşmasaydı. Eğer İskender kuvvetini bizle birleştirseydi onunla bütün Roma'yı fethederdik, dediği söylenir. Özetle İskender Bey çeyrek yüzyıl boyunca Osmanlı'ya karşı sağlam bir mücadele veriyor ve Arnavut tarihi içinde Osmanlı'ya karşı gösterilen en büyük direnişin lideri oluyor. Bu yüzden de Arnavutluğun ulusal kahramanı sayılıyor ve zaten diğer ülkeler de Genelde Osmanlı tarihini aktarıyorken İskender Bey'e epey bir yer veriyorlar. Bir tek bizim tarihçiler bundan bahsetmiyorlar. O da enteresan bir şey. İskender bir tek Osmanlı'yla değil, Napoli Krallığı gibi birçok krallıkla, yani Hristiyan devletle de savaşmak zorunda kaldı ama Hristiyanlarla bir şekilde anlaşmayı başardı. Lakin Osmanlı'yla hiçbir şekilde bir anlaşmaya varamadı ve ne o Osmanlı'yı yenebildi. Ne de Osmanlı onu bitirebildi. İskender Bey'in bu isyanı ve hayatı boyunca vazgeçmediği inadı Arnavutluğun bayrağına kadar yansıdı. Zira Arnavut anlayışına göre çift başlı kartal isyanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü sembolize eder. Ve bu kavramlar İskender Bey ile birleştirilmiştir. Toparlarsak hemen hemen 600 yıl önce Osmanlı ve Arnavutluk arasında yaşanmış olan bu mücadele Osmanlı yıkılmaya yaklaşıyorken bir daha hatırlandı ve benzer şeyler gündeme geldi. Bu yüzden de son dönemde Arnavut halkı Osmanlı'ya karşı bir antipati hissediyor. Esasında şu anda Arnavut halkında iki türlü Türk anlayışı var. Biri Osmanlı işgalci, baskıcı, kötü, kovulması gereken bir düşman. Diğeri ise Atatürk. İlerici, aydın, tek derdi kendi ülkesini kurtarmak olan İskender Bey'e benzeyen birisi. Bu yüzden Arnavutlar Atatürk'ü severler, sayarlar. Hatta başkent Tiran'da Mustafa Kemal diye cadde var. Ama Osmanlı'ya geldiğinde iş biraz değişir. Osmanlı'ya karşı pek de sıcak bakamazlar. Ki bence bu yanlış. Tekrardan söyleyeyim İskender Bey'den sonra bütün Arnavut tarihi Osmanlı ile paralel gitmiştir. Bu yüzden Osmanlı'yı öteki yapmak, düşman yapmak İskender Bey'den sonraki 500 yıllık Arnavut halkını hiçe saymak ve tarihe nankörlük etmektir. Kendi fikrimi söyleyecek olursam ben Osmanlı'ya da Atatürk'e de İskender Bey'e de atam gözüyle bakıyorum. Elbette tarihte roller değişir. Kimine göre Mustafa Kemal de Osmanlı'ya hainlik yapmıştır. Ben öyle görmüyorum. Atatürk de kendi ülkesini kurtarmaya çalıştı İskender Bey de. İkisi de davalarında haklıydılar. Ama Osmanlı da kendi fetih politikasında haklıydı. Yani bir imparatorluk öyle ayakta kalır. Sanırım yeterli bir açıklama olmuştur. Şimdi son bir iki bilgi vereyim ve videoyu bitirelim. İskender 67 yılında ölüyor ve Fatih 10-11 yıl sonra takriben 1478'de Kuruya dahil birçok bölgeyi ele geçirmeyi başarıyor. Yani İskender'den sonra da Arnavutluk seferleri devam ediyor. Fakat İşkodra bölgesinde isyanlar yine devam ettiğinden halk bir anda tabi olmadığından dolayı bu sefer Venedik işe karışıyor ve 79 yılında Osmanlı ile bir anlaşma imzalıyorlar. Bu anlaşmaya göre Venedik Arnavutlara yardım etmeyi bırakıyor ve Arnavutluk bir bakıma Osmanlı'ya terk ediliyor. İskender Bey'den sonra onun kadar kararlı ve başarılı bir adam çıkmadığı için Arnavutluğun milli bütünlüğü zayıflamaya başlıyor ve zaten uzun yıllardır devam eden savaşlar da halkı perişan ediyor. Böylece 1500'lü yıllara geldiğimizde Arnavutluğun hemen hemen tamamı Osmanlı hakimiyetine giriyor ki söylediğim üzere bu 1912'ye kadar devam edecek. Son bir ayrıntı Arnavut halkı diğer halkların aksine kılıç zoruyla Müslüman yapılmadı. Elbette dünyada birçok bölgede zorla, katliamla Müslüman yapılan halklar var. Fakat Arnavut halkı böyle şeylere boyun eğmediği için Osmanlı başka bir taktik denedi. Balkan topraklarına binlerce derviş gönderdi. Binlerce Bektaşi dervişi Hoca, tasavvuf alimi, tasavvuf ehli Balkanlarda bir bakıma hoşgörü İslam'ı gösterdiler. E, o güne kadar Arnavutlar hep fetih, cihat, Allahu Ekber bilmem ne, kafa kesmeler, savaşmalar bunları görmüşler ve İslamiyet'ten soğumuşlar. Elbette İslamiyet'e korkulması gereken, kaçılması gereken bir din gözüyle bakmışlar ve zaten papalık da İslamiyet'i Deccal'in dini diye ifade ediyordu. Yani o güne kadar Arnavut halkı için Müslümanlık şeytanın diniydi. Mistisizm felsefesi Arnavutluğa ve diğer topraklara yayılınca halk bir de böyle bir şey varmış esasında bu iyiymiş demeye başladı. Yavaş yavaş İslamiyete sempati duymaya başladı. Tabii ki bütün halk Müslüman olmadı. Zaten bugün bile bütün nüfus Müslüman değil. Ama en azından din savaşı muhabbeti kapandı. Ha, bu esnada işte bizi asimile etmeye çalışıyorlar bizi bağlarımızdan koparıyorlar diyerek isyan çıkaranlar oldu ama neticede artık Arnavutluk Osmanlı'ya aitti ve ikinci bir İskender Bey de çıkmadı. Ve sanırım yeterince konuştuk. Yani bu konu en fazla bu kadar anlatılabilir diye tahmin ediyorum. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Bazı yerlerde anlatımım yorucu gelmemiştir. Ben anlatıyorken yoruldum o ayrı konu ama dinlemek, anlamak, bunları sindirmek de biraz zor. O yüzden umarım beğenmişsinizdir. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.